Evet arkadaşlar, çaparimiz hazır. Yeğenimle geldik, beraber size bir çekim yaptık. Hem köstek nasıl bağlanır, hem de balımın çaparısı nasıl dizilir. Size iyi seyirler. Bu sırada kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yapacağınız yorumları da mümkün olduğu kadar cevap verebiliriz. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, aynı zamanda da balığa gittiğimizde bize rastgele, değil mi? Aynen öyle. Görüşürüz. Çınar Çiçekliği'nden herkese merhabalar. Bugün sizlere palamut kösteği, palamut çaparısı nasıl bağlanır onları göstereceğiz. Malzemelerimiz burada. Böyle gördüğünüz gibi. Orada? Baraküda iğnemiz. Baraküda iğnemiz. Gördüğünüz evet. Gibi iğnelerimiz burada. Burada 0-2 iğne. 0-2 iğneler aynen. Burada bir buna ne deniyordu? ona ne deniyor? Ona tüy. İp var. İpimiz var böyle evet. pembe fosforlu bir renk. Ve bir de beyazlı. Beyaz, simli beyaz. Simli. Şöyle bir simimiz var. Kavun içi sim. Arasını açacağız. Misinamız 0.25. Biz bunu Kaperland Deklanton'dan aldık ama yani normal bir iğne kullanabilirsiniz. Balığın büyüklüğüne göre şu an palamut çok iri olmadığı için 0.25 kullanacağız. 0.25 kullanacağız. Ve en sonunda bir oje kösteğe bağladığımız yeri oje sürersek balık onu kan gibi yürüp daha etkili olabiliyor. Şimdi kösteklerimizin ve balımut çaparımızın nasıl bağlandığını hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, önce misinimizden şöyle bir yaklaşık olarak 40 santime yakın kesiyoruz. Kösteğimizin boyunda avlanacağımız yere göre yapabiliriz. Uzun köstekler daha ziyade bot veya tekneden, biraz daha kısa köstekler de el oltasıyla kamışla atacağımız köstekler uygun olabilir. Evet, az önce gösterdiğimiz iplerden bir karışım yaptık. Kavun içi, beyaz simli ve kavun içi sim atarak şöyle bir kendimize tüy yaptık. İlk başta normal iğne bağlar gibi bir misinimizde bir halka yapıyoruz. Bunu daha önceden bilmeniz gerekiyor iğne nasıl bağlanır. Şöyle bir halka yapıyoruz. Halka yaptıktan sonra da misinamızı iğnemizi misinamızın üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Daha sonra da bu hazırladığımız tüy şu şekilde iğnemizin üstüne oturtuyoruz. Nereye geliyor? Tam iğnemizin bittiği yere geliyor. Evet, şu şekilde. Oturttuktan sonra normal iğne bağlar gibi yaklaşık olarak bir 5-6 tur, 7-8 tur iğnemizin üzerine sarıyoruz şeyle beraber, tüyümüzle beraber. Şöyle gördüğünüz gibi sarıyoruz. Sardıktan sonra da şu diğer ucu tutup şöyle çekiyoruz ve gerginleştiriyoruz. Misinin diğer ucundan da tutup şurada aralarda bir yerde kalmış olacak. Evet, şöyle. Şu şekilde misinimizi diğer tarafına tutup iyice gördürüyoruz ve bağladığımız misini palaya oturtturuyoruz ve köstemiz hazır. Yaklaşık iğnenin bitiminden yaklaşık bir parmak uzunluğunda şöyle şu şekilde tüyümüzü kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi köstemiz hazır. Şu şekilde. Artık bütün palamutlar buna atlayabilecek halde. Evet, aynen o şekilde. Şu bittiği yeri de bakın. Tüyün bittiği yeri de şöyle bir düzeltip alabilirsiniz. Şöyle. İğnenin palasının bittiği yerdeki tüyleri de şöyle düzeltip alabilirsiniz. Ve şu bölgeyi bakın şuradaki gibi bu hazır köstek. Şöyle şu bölgeyi de kırmızıya boyarsak palamut için daha cazip hale gelecektir. Kanlıymış gibi. Ve daha etkili olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi köstemiz hazır. Birazdan da kösteklerin nasıl dizildiğini hep birlikte tekrar paylaşacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bağladığımız köstekler bunlar. Köstekleri yaklaşık olarak şöyle bir karış uzunluğunda bir düğüm atıyoruz. Şöyle. Normal bildiğimiz klasik bir düğüm atıyoruz. Şöyle.
fazlalığını kesiyoruz. Şu şekilde bir, ucunda bir düğüm oluyor. Bu düğümle de biraz sonra kösten nasıl bedene dizildiğini paylaşıyorum. Bağladığımız köstekleri dizmek için bir beden yapıyoruz. Bedene şöyle 4 kat bir kasnak yapıyoruz. Kurşun yere şu şekilde normal 4 kat katlayıp normal bir şekilde düğüm atıyoruz. Şu şekilde sıktığımız zaman kasnağımız hazır. İyice sıkıştırıyoruz. Kasnağımız hazır. Bağlamış olduğumuz kasnağı şöyle herhangi bir yere takıyoruz. Taktıktan sonra yaklaşık 40 santim boşluk bırakıp bir tane düğüm atıyoruz. Düğüm attıktan sonra şu halkanın içerisinden bağladığımız köste içinden geçiriyoruz. Şöyle. Ucunda bunun düğüm var. Şöyle. Ve bedenimizi sıkıştırıyoruz. Arkadaşlar, siz çaparıyı kaçlı istiyorsanız o çapta yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Biz şu anda dörtlü beşli yapıyoruz. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Biz, kamış için beşli altlı yapacağız. Daha sonra bakın bağlamış olduğunuz köste şu şekilde şöyle alttan bir düğüm, üstten bir düğüm, alttan bir düğüm daha atıyorsunuz ve köstemiz bedene takılmış oldu. İkinci köstemizi atarken yaklaşık olarak böyle iki köstek boyu ara veriyoruz ki kösteklerimiz birbirine girmesin. Gördüğünüz gibi ikinci düğümümüzü atıyoruz. Şöyle. İkinci düğüm attıktan sonra tekrar bağladığımız köste içinden geçiriyoruz, sıkıştırıyoruz. Ben bunu bir kavun için biraz yapıyorum ki balık hangisine atladığını görelim. Tercihimizi ona göre yapalım diye. Evet, şöyle bağladığınız köste tekrar bir alttan bir üstten bir daha alttan 3 tane düğüm atıp hazırlıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi kösteklerimiz bedene dizildi. İkili. Böyle 5'li 6'lı yapacağım kamış için. Uzun tekne içinde 25, 50 kaç istiyorsanız bağlayabilirsiniz. Birazdan da toplamasını göstereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar, palamut dizimimiz bitti. Ondan sonra normal kamışımıza bağlayacağımız yeri de şöyle. Tekrar ben iki katlı yapıyorum. Aynı kasnak gibi. Şu şekilde yapıyoruz. Burayı da bu yaptığımız kasnağı da fırdönlüğe takacağız. Ve çaparımız hazır olmuş olacak. Şöyle gördüğünüz gibi normal bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Evet, bu kısmı da normal bedendeki fırdönlüğe takıyoruz kamışımızdaki. Arkadaşlar, yaptığımız çaparıyı da nasıl toparlayacağız? Ben şöyle yuvarlak süngerlere sarıyorum. Bunun avantajı ne oluyor? Hem misine kırılmıyor, hem toplaması ve açması çok rahat oluyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde şöyle bir çentik atıyorum. Buraya misinimi bağlıyorum. Ondan sonra şöyle sarmaya başlıyorum. Böyle sarıyorum. Köstel gelince de köstel üzerine sarıp şu şekilde süngerin üzerine takıyorum. Açarken de çok pratik oluyor.